Babaanneniz iniyor. Bir şey çaktırmıyorsunuz her zamanki gibi. Hemen anneciğim. Hatta durun. Şimdi biz çok mutlu aileyi oynuyoruz ya. O zaman bunun hakkını verelim değil mi? Hadi. Günaydın prenses. Babaanne. Oo, formundasın Seher Sultan. Babaanne. Cihan ben. Cihan. Delep Hanım. Hoş geldin. Benim hanım. Yusuf nerede? Gelecek babaanne. İşleri uzamış biraz ama gelecek. Uzar tabii. Neye uzuyor babaannen işi bildin? Niye babaanne? Memenetsiz sıfatını daha az görsün diye. Aslan nerede? Geliyor anne, yolda. Geliyor. Hadi geçelim sofraya. Hadi. Gel babaanne hadi. İyi misin? Sen nasılsın oğlum? İşlerin nasıl? İyi anne, şahane. Çok yormuyor değil mi baban seni oğlum? Yok babaanneciğim, yok, yormuyor. Hülya Hanım, kurye getirdi. Nereye bırakayım? O ne? O çelenk mi o? Şuraya koy. Hülya. Çiçeğim geldi mi? Geldi. Ben bu akşam gelemeyeceğim. Kusura bakmayın, işler güçler. Seni kimse davet etmedi zaten İbo. Yeğenlerimin, torunların hepsinin gözlerinden, anneme ellerinden öpüyorum. Aslanım orada mı, o geldi mi? Gelmedi henüz. Onu beklemeyin. O bugün gelmez. Gündüz bana geldi. Kız arkadaşıyla. Yalnız Hülya, nasıl güzel bir kız biliyor musun? Maşallah. Allah aslanıma bağışlasın. Hadi kalın sağlıcakla. Ben bu akşam katılamayacağım. Size afiyet olsun. Hülya Hanım buyurun. İskender, Aslan'la konuştum şimdi. Gelemiyormuş. Haberiniz var mı? Var var var. Kız arkadaşıyla birlikteymiş. O yüzden gelemiyormuş. Aynen. Yolunda ama her şey, merak etmeyin. Tamam. İyi akşamlar. İyi akşamlar Hülya Hanım.
Aslan gelemiyormuş. Neye gelemiyormuş? Ne zamandan beri sofraya gelinmez oldu? İşlerini bitirememiş. Çok özür diledi. Afiyet olsun. Senin de babanın doğum günüydü bugün. Gidemedim benim yüzümden. Sen iyice takıldın mı benim yüzümden meselesine ha? Ne alakası var? Ben belki hastane çevirdim. İlk devamsızlığın mı? Aslında bütün suç bu değil biliyor musun? Narsist baba, bipolar anne kombinasyonu bu hale getirdi çocuğu. Sen nasıl sağ çıktın? Ben? Evet. Ben sağ çıkmış gibi mi duruyorum? Kardeşinin yanında da yatıyor olabilirdin. Doğru. Ben bir belgeselci gibi yaklaştım sanırım. Mutsuz aile belgeselcisi. Böyle nesli tükenmekte olan canlı türlerini izler gibi izliyordum evdekileri. Eğer doğru bir mesafeden izleyebilirsen bu arada sağ çıkabiliyorsun ama izleyemezsen. Ailen bir güzel içinden geçiyor senin. Doğrudur. Sofranın bir düzeni nizamı vardı bizim vaktimizle. Şu hala bak. Kabahat benim oğlum da. Salak oğlum da. Kıllı kışlının tekini getirirsen olacağı bu. Kıllı kışlı ne? Aha da bu. Pastaya geçelim mi? Kadınlığı da içerdi ne analığı. Şey anası onun öyle. Kim analık etmiş onu? Anası mı ben mi? Sen ağladın da bu da çiyak çiyak ağlıyordu. Ne edeceğim diye. Bakmayın böyle palaslandığına. Pastayı alalım. Sütü bile gelmedi çürüğün sütü. Allem etti, allem etti. Doğurdu da doğurdu. Bakabiliyormuş gibi. Aslan doğduğunda aslan gelsin dedi. Kabara kabara geziyordu. Aslan benim diye. Ne oldu? Aha da bak köşe bucak kaçıyor oğlan kendisinden. Yüzüğünü gördüğünde bembeyaz kesiliyor çocuk. Hergisiyle nefret ettirdi kendinden. Babası geldiğinde. Babası gelmeyecek anne. Babası gelmeyecek çünkü babası öldü. Oğlun öldü anne. Hem de nasıl öldü biliyor musun? İntihar etti Yusuf Soykan. Pompalı tüfeğiyle kafasına sıktı. Deli balım bunu çok iyi bilir. Hatta en iyi o bilir. Anlatsın sana oğlunun düştüğü kör kuyuyu. Bize anlatmadı. Bize anlatsaydı belki bugün oğlun yaşıyor olabilirdi. Madem utanmadan hala bu sofraya oturabiliyor, o zaman babasının yanında kafasına nasıl sıktığını anlasın. Yusuf gelince uğrasın o.
çocuklar hadi bakalım yatma vakti. Afiyet olsun. İyi geceler.